Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında yumuşacık, lokum gibi pişen patatesli tavuk tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle sosu için 1 kap içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası, rendelenmiş 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı kekiği alalım. Tel çırpıcı ile sos malzemelerini güzelce karıştıralım. Burada eklemek istiyorum. Sevdiğiniz ve bu tarife yakışacağını düşündüğünüz farklı baharatlar varsa onları da ekleyerek sosunuzu daha da lezzetlendirebilirsiniz. Sosun içerisine 6 adet bagetimizi alalım. Elimizle karıştırarak bagetlerin güzelce sosla karışmasını sağlayalım. Malzeme miktarını artırarak veya azaltarak siz kendi kişi sayınıza göre tarifi ayarlayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Uygun bir fırın kabına bagetlerimizi dilediğimiz şekilde yerleştirelim. Ardından kabuğunu soyduğumuz 4 adet patatesi elma dilimi şeklinde doğrayalım. Patateslerimizi kalan sosun içerisine alalım. Elimizle karıştırarak sosun patateslerin her yerine bulaşmasını sağlayalım. Daha sonra patatesleri de fırın kabına istediğimiz şekilde yerleştirelim. Ben bagetlerin aralarına patatesleri koymayı tercih ettim. Bu görsel tamamen size kalmış. 2 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı biberi de ince uzun şeritler halinde keselim. Beş adet çeri domatesi de ortadan ikiye keselim. Ben çeri domates kullandım. Dilerseniz normal domatesi elma dilimi şeklinde keserek de kullanabilirsiniz. 10-12 adet arpacık soğanı da fırın kabımıza yerleştirelim. Ardından kestiğimiz sebzeleri sırayla yeşil biber, kırmızı biber ve domatesleri de koyalım. Bu aşamada sevdiğiniz farklı sebzeler varsa onları da ekleyerek yemeğinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Kabak, havuç veya patlıcan da bu yemeğe yakışacaktır. Yemeğimizin sosu için bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 su bardağı suyu alalım ve salça çözülünceye kadar karıştıralım. Yemeğin üzerine hazırladığımız sosu gezdirerek dökelim. Isıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırında patatesli tavuğumuz servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yapılışı oldukça kolay. Bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videonun sonuna bu yemekle uyumlu olacağını düşündüğüm çorba ve pilav önerilerimi de ekliyor olacağım. Eğer tariflerimi deniyorsanız sosyal medyada Nefis Yemek Tariflerini etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ayrıca yine fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.